Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi çok boyutlu diziyi gösterelim. Daha önce geçen videoda bir şey göstermiştim, onu şöyle göstereyim ne olduğunu, ona baktım. Neden olmuyordu diğer videoda, onu göstereyim. Yazdıralım şöyle yayın içine atıp. Burada şimdi şöyle iki tane olduğu zaman bakın, bir Mehmet var, bir tane daha var. Onun için kullanılıyor. Yani bir elemandan iki tane varsa aynısından, onu bulmak için. Niye yazmadı? Kaydetmedik. Bir saniye. Kaydedelim. Birincisinde biri gösteriyor. Bakın 01. Ondan sonra onu atlayıp 2'den gösterirsek şunu gösterecek diyelim. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5'i gösterecek. Bakın 5. Geçen yaptığımızda şöyle yaptık. 5'ten sonra gösterirsek, diyelim ki buraya 5 diyelim. 5'ten başlarsak başlangıç noktasını gösteriyor yani. Eksi 1 gösteriyor öyle olduğu zaman. 5'ten olursa 6 diyelim. 6'dan saymaya başladığınızda eksi 1 eksi 1 gösterirse bulamıyor. Yok diyor yani. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi çok boyuta geçelim. Şunları alt alta yazabiliyoruz demiştik. Alt alta yazıp daha anlaşılır şekilde olsun diye. Silelim. Gerek yok, bu kadar uzun yapma. Çok boyutlu yapmak şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu mesela bir ya. Bunları tekrar iç içe alabiliyoruz. Mesela şöyle diyelim, her birini alalım. Tabii onları da virgülle şekilde yani. Şöyle koyalım bir tane. Şunu da koyalım. Şöyle ayıralım da belli olsun. Buna da bir tane koyalım. Mesela içlerine bir şeyler daha yazalım. Ödelim soy ismi diyelim, böyle olsun. Bunun da soy ismini olsun. Şöyle ayıralım biraz. Hatta yaşını da yazalım. Yaşı 23 olsun. Toprak olsun mesela. Bunun yaşı 65 olsun. Bununki Ali dede olsun. Yaşı 21 olsun. Bununki Asman Hamdi olsun. Yaşı 8 olsun falan, bunun gibi. Peki bunu nasıl yazdırıyoruz? Şöyle göstereyim onu da. Buna x şöyle bir yapıyorduk ya. Diğer boyutu yanına yazıyoruz. Ona da bir diyelim. Bir tane daha olursa bir tane daha koyuyoruz yani. Şuraya bir tane daha, bunun içine bir tane, bunların içine birer tane daha açarsak bir tane daha, yani istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Kafanız karışmasın diye ben şu an bir tane yapıyorum. İç içe birim biri diyor. Yani şu 0 1 1
birim biri. 01 yani şunun soyadını gösterecek. Toprak yani yazdırması lazım. Bakalım. Bakın Toprak yazdırdı. Evet, buna da çok boyutlu multidimensional array deniyor. Yani ne işe yarıyor? Diyelim bu bitwise'larda falan, bitboard gibi şeylerde falan işe yarayabilir. Başka yerlerde de işe yarayabilir. Zaten uygulamalı yapılsa aslında daha iyi olur ama böyle şimdilik böyle gösteriyoruz. Daha sonra uygulamalı olarak da gösteririz. Neyse, teşekkürler.